Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Köşe bilgi yayınlarının ayeti e, deneme sınavından bir soru var. Ona bakacağız. Kök hücre ile ilgili. Lösemi kan hücrelerinde özellikle de ak yuvarların diyor. Normal üzerinde çoğalması e, çoğalmasıyla kendini gösteren bir kanser türüdür. Günümüzde löseminin tedavisine kullanılan yönteminde biri de kök hücre teknolojisidir diyor. Lösemi tedavisinde kordon kanından elde edilen kök hücrelerin kemik iliği nakline tercih edilmesi kordon kan hücrelerinin diyor e, hangi gene sahip olması ile ilgili. Yani diyor ki bize kemik nakline göre kordon kanın elde edilen kök hücreler e, daha çok tercih ediliyormuş. Bu sebebini soruyor bize. Biliyorsunuz kemik iliği nakli de aynı zamanda nedir? Kök hücre tedavisidir. Şimdi arkadaşlar önce farklılaşmayı bir anlatalım. Bakın en iyi kök hücre nedir arkadaşlar? Tabii ki zigottur değil mi? Bakın zigot ne yapıyor arkadaşlar? döllenmeden sonra farklılaşarak doku ve organlara dönüşüyor. Neye dönüşüyor mesela? İşte kasa dönüşüyor. E neye dönüşüyor? beyne yani sinire dönüşüyor. E neye dönüşüyor? İşte kemik dokuya dönüşüyor. E neye dönüşüyor? Epitel dokuya dönüşüyor falan filan. Yani farklı dokular ve organlar oluşturuyor. Normalde zigotun diyelim ki işte ABCD genleri var. Bakın A, B, C, D genleri var. Tamam mı? Diyelim ki A geni çalıştığı zaman aktin miyozin eee iplikleri falan sentezliyor. Ya yani demek ki arkadaşlar A B C D genleri kasta var ama hangisi çalışıyor? A geni çalışıyor. Yani B ve C işte D genleri burada var ama çalışmıyor. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Kasılma ile ilgili proteinler falan sentezleniyor derken kas dokuya dönüşüyor yani. E diyelim ki arkadaşlar e, beynimizdeki hücrede A B C D genleri var. Yani bunun aktin miyozin sentezlemesini sağlayan genler var. Ama burada arkadaşlar çalışmıyor. Çünkü böyle bir görevi üstlenmeyecek. Burada diyelim ki B geni çalışıyor. E B geni çalışınca arkadaşlar ne yapıyor? Sinir iletimle ilgili özellikler kazanıyor hücre. sinir iletim. İşte kemikteki hücrelerde gene A, B, C, D genleri var. Ama burada arkadaşlar ne çalışıyor? Diyelim ki C çalışıyor. E C çalışınca ne yapıyor? Kemik sertleşiyor. Kalsiyum fosfat birikiyor falan filan. Yani e yapacağı işe göre ne yapıyor arkadaşlar, özellik kazanıyor diyebiliriz. İşte buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Farklılaşma diyoruz, farklılaşma. Bazı arkadaşlar farklılaşma soruları böyle çeşitlik gibi algılıyor. Değil, bakın farklılaşma ne demek? Bakın aynı genetik yapıda olan hücrelerin e, aktif genlerin değişmesiyle beraber farklı dokulara ve organlara dönüşmesi. Şimdi arkadaşlar diyelim ki e, bir kas hücresi var. E, sen bu kas hücresini aldın, bu adam farklılaşmış. E belli bir dokuya zaten dönüşmüş. İşte gelsene biz esin hücresi yapalım filan dediğin zaman bakın farklılaşmasını tamamlamış bir hücre arkadaşlar başka bir dokuya filan dönüşemez. Tamam mı? Ama farklılaşmasını tamamlamamış bir hücreyi alırsanız e bunu arkadaşlar diyelim ki farklı dokulara filan dönüştürebilirsiniz. İşte buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Kök hücre diyoruz değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın kemik illiğindeki hücreler nedir? Yetişkin kök hücrelerdir. Yetişkin kök hücreler. Ama kordon kanındaki hücre arkadaşlar biraz daha zigota yakın, daha ileri düzeyde arkadaşlar farklılaşabilecek hücrelerden oluşuyor diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar ne oluyor? Bunlar daha çok tercih ediliyor ki e, farklılaşabilsin istediğimiz dokuya daha başarılı bir şekilde dönüşebilsin. Bakalım farklılaşma yeteneğinin diyor daha fazla olmaz. Evet bakın kordon kanındaki hücreler e, kemik hücrelere göre farklılaşma yetenekleri daha fazla diyebiliriz. Virüs taşıma riskinin çok düşük olması. Arkadaşlar bakın yetişkin kök hücre dediğimiz zaman bu hücreler arkadaşlar enfeksiyona maruz kalmış olabilir. Dolayısıyla bunlara virüs bulaşmış olma ihtimali yüksek. Ama kordon kanındaki hücreler henüz e, yeni oldukları için arkadaşlar bunlar enfeksiyona maruz kalmamış olabilir. Neyse virüs taşıma riski e, tabii ki yetişkin kök hücre göre nedir? Daha düşüktür diyebiliriz. Çoğaltımaların daha hızlı olması. Evet bunlar canavar gibi diyor. Biz bölünmek istiyoruz diyor. İstediğin dokuya dönüşmek istiyoruz diyor. Tabii ki bu kordon kandaki hücrede de arkadaşlar bu daha fazladır. Daha ileri düzeyde özelleşmiş olması tam tersi arkadaşlar. Biz özelleşmiş olmasını istemiyoruz ki. Biz onu özelleştirerek zaten bir dokuya dönüştürmek istiyoruz. Bunun için arkadaşlar ne olması lazım? Özelleşmiş olmaması gerekiyor. Bu cümleyi belki kemikliği için e, kurabiliriz. Yani kordon kanındaki hücrelere göre Biraz daha özelleşmiş diyebiliriz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? E, Ceyhan olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.